أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, iyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı. Ya Rabbi dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim. Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu, senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır. Derken mabetteki bölmesinden halkının karşısına çıkıp, sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona. Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen çekil yanımdan. Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim.
Meryem, nasıl oğlum olabilir ki, bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. Ruh, öyledir. Ama Rabbin, bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu, insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım. Derken ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme, dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahman'a oruç adamıştım de. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Onu kucağına alıp, akrabalarına getirdi. Kız Meryem, dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem, bana değil, çocuğa sorun dercesine çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum, dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi, şöyle olsun demesi kâfidir. İyi bilin ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur. Sonra O'nun hakkında, bir takım gruplar, kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı, o mühim günün duruşmasında, vay o kâfirlerin başına geleceklere! Neler işitecek, neler görecekler onlar, o huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler, bugün tam bir şaşkınlık içindedirler. Sen, o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hâlâ iman etmiyorlar onlar. Şu kesin bir gerçektir ki, bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara biz varis olacağız. Ve ölümden sonra hepsi diriltilip bizim huzurumuza getirileceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir.
Babacığım, bu gidişle o Rahman'dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkârdır. İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde, mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip, Şam'a yerleşince, biz ona, İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve nebi idi. Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet ve keremimizden, kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o, verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve nebiydi. Halkına namazı ve zekatı tavsiye ederdi. Rabbinin razı olduğu biriydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Biz onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail'in nesillerinden, ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar, Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler. Şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, İman edip, makbul ve güzel işler yapanlar, cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Evet, onlar, Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği, dünyadayken görmeksizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi, muhakkak ki yerini bulacaktır. Orada onlar, boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. İşte bu cennetlere kullarımızdan Allah'ı sayıp günahtan sakınanları varis kılacağız. Rabbinin emri olmadıkça biz, meleklerden olan elçiler inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep ona aittir. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız ona kulluk et. Ona ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin? Böyleyken kâfir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım? Der. O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken biz onu yaratıp var ettik. Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip,
huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. Sonra da her topluluktan Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz pek iyi biliriz. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o kâfirler iman edenlere dediler ki, bu iki zümreden mümin ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir? Halbuki biz onlardan önce gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. De ki, dini inkar edenlere Rahman biraz mühlet versin. Bundan ne çıkar? Ama işin sonunda onlar kendilerine vaat olunan azabı veya kıyameti görünce, işte o zaman öğrenecekler kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş asker ve maiyeti daha zayıf. Allah hidayeti kabul edip doğru yola gelenlerin ise feyizlerini arttırır. Baki kalacak dürüst ve yararlı işler Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün hem de akibet yönünden daha iyidir. Baksana şu ayetlerimizi inkar edip mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak diyen adamın haline. Ne o? Bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı? Asla. İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz. Ve azabını da arttırdıkça arttıracağız. O sözünü ettiği mal ve evlada biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak. Ve o huzurumuza tek başına gelecektir. Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler. Hayır, hayır. Taptıkları o nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Görmüyor musun ki biz kâfirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar. O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız. Gün gelecek, Allah'ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz. Rahman'ın huzurunda söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler pek çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde kim varsa Rahman'ın ancak kulu olabilir. O bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş, tek tek tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. İman edip makbul ve güzel işler yapanları Rahman hem Allah hem de mahluklar nezdinde sevimli kılacaktır. Bizim Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi, senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır. Hem biz onlardan önce
nice nesiller imha